Hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak için milli muharip uçak ve Hürjet gibi özgün projeler yürüten Türkiye, mevcut ihtiyaçları karşılamaya yönelik de çalışmalar yapıyor. Türkiye'nin F-35 programındaki geleceğinin belirsizliği sürerken, savaş uçağı konusunda Rusya ve Avrupa'dan gelen teklifler de değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu konudaki nihai hedefi ise kendi savaş uçaklarına sahip olmak. Türkiye bunun yanında elindeki savaş uçağı filosunu en etkin şekilde değerlendirmek için çalışmalar yapıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücünü oluşturan F-16'lar bu çalışmaların ana merkezinde yer alıyor. F-16 yapısal iyileştirme projesi kapsamında ilk F-16 Block 30 uçağının yapısal iyileştirmesi Temmuz 2020'de tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Geçen sürede proje hız kesmeden devam ediyor ve yapısal iyileştirmesi tamamlanan uçaklar filoya katılıyor. Proje, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ TUSAŞ tarafından yürütülüyor. Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonları ile ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Proje ile Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünün 8000 saatten 12000 saate çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında 35 adet F-16 Block 30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor. F-16 uçaklarının yapısal ömrünün 4000 saat artması, Milli Muharip Uçak ve Hürjet'in envantere katılması için gereken zamandaki ihtiyaçların karşılanması için oldukça önem taşıyor. F-16'ların üretim, modernizasyon ve yapısal iyileştirme çalışmalarında görev alan TUSAŞ, bu konuda önemli bilgi birikimi ve yetkinlik oluşturdu. F-16 ile elde edilen bu kazanımlar, Türkiye'nin özgün havacılık projelerine önemli katkılar sağlayacak.